O gerçek bir Türk komutanı. Özellikle Kaletepe üssünden PKK'lı teröristleri temizleyerek bayrağımızı göndere çekmesiyle komutasındaki Türk askerleriyle birlikte kahramanlık destanı yazdı. 31 ay tutuklu kalması bile onun vatan sevgisine engel olmadı. Şimdi aynı vatanseverliği ve başarıyı göstermek için Azerbaycan ordusunda üst düzey bir göreve getirildi. Karşınızda Korgeneral Bahtiyar Ersay Paşa'nın profili. Bahtiyar Ersay, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya geldi. Çemişgezek önceden Elazığ'ın bir ilçesiyken 1935'te Tunceli'ye bağlanmıştı. Babası köy enstitüsü mezunu ve öğretmendi. Oğlunun da kendisi gibi köy enstitüsünde eğitim almasını istiyordu. Köy enstitüleri o dönemde Anadolu'da yaşanan okul ve öğretmen eksiğinin hızlı bir şekilde kapatılması için kurulmuştu. O da babası gibi köy enstitülerinde yetişenlerden biriydi. Özellikle babası çok vatansever biriydi. Oğlunun asker olmasını istiyordu. Buradan mezun olduktan sonra ailesi onu büyük bir gururla askeri okula yerleştirdi. O artık Işıklar Askeri Lisesi'nde askeri eğitim alıyordu. Eğitim hayatı çok parlaktı. Zeki ve çalışkan bir öğrenci olarak başarılı bir subay olma yolunda hızla ilerliyordu. Eğitim hayatı aldığı derecelerle doluydu. Devresi arasında da sicil birincisiydi. Harp okulundan mezun olduğunda artık topçu teğmen olmuştu. Bu başarısı Tunus'ta askeri ataşe olarak görevlendirmesini sağladı. Ama o dönemde Kaddafi Libya halkı tarafından linç edilerek öldürülmüş, Tunus ve Libya'da iç karışıklık başlamıştı. Tunus ve Libya'da Türk nüfusu da çok fazlaydı. Vatandaşlarımızın bölgeden tahliye edilmesi şarttı. Büyük bir hassasiyetle tahliye operasyonu yürüttü. Libya ve Tunus'taki 28 bin vatandaşımızın burnu bile kanamadan Türkiye'ye dönmesini sağladı. Bu tahliye operasyonunun başındaki isim Bahtiyar Ersay Paşa'dan başkası değildi. Bahtiyar Paşa, Fethullahçı terör örgütünün hedefinde olan askerlerden biriydi. Hedefte olmasının sebebi de işte bu başarıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en parlak general, amiral ve subaylarını engellemek istiyorlardı. Balyoz davasında o dönemde kurmay albay olan Bahtiyar Paşa'nın da adı geçiyordu. Bahtiyar Paşa bunu öğrendiğinde Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunu yürütüyordu. Bahtiyar Ersay önce Tunus'taki görevini tamamladı, sonra da kendi isteğiyle Türkiye'ye dönerek yine kendi isteğiyle savcılığa teslim oldu. 2011'in Nisan ayında ifadesini verdikten sonra kumpas davası nedeniyle tutuklandı. Cezası ise 16 yıl hapisti. Bahtiyar Paşa ona sürülen bu lekeyi sineye çekti ama annesi vatanını böylesine seven oğlunun darbe suçlamasıyla hapse atılmasına dayanamadı. Oğlunun tutuklandığını öğrenince felç geçirdi. Bahtiyar Ersay Paşa 2010'da babasını kaybetmişti. O günlerde şükrettiği şey ise onun tutuklandığını görmeden hayatını kaybetmesiydi. Askerlik maaşı da kesilmişti. Bu yüzden eşi ve iki çocuğu için sıkıntılı günler başlamıştı. Bahtiyar Ersay Paşa Hadımköy'deki cezaevinde 3 yıl tutuklu kaldı. Kumpas davası çökünce beraat etti. Vatanı için mücadele etmeye yılmadan kaldığı yerden devam etti. Bu noktada Bahtiyar Ersay Paşa'yı tanıyan kişilerden edindiğim ve duyduğumda beni etkileyen şeylerden biri bu yaşadıklarına rağmen devletine küsmemesi oldu. Onu tanıyanlar Bahtiyar Ersay Paşa'nın devlete küslük olmaz, beni yargılayanlar zaten devlet değil, içimizdeki hainlerdi dediğini söyledi. 29 Temmuz'da yapılan oturumda Bahtiyar Paşa'nın Tuğgeneralliğe terfi etmesine karar verildi. 4 Ağustos'ta yani 15 Temmuz'dan yalnızca 2 hafta sonra yeni görev yeri olan Hakkari Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı olarak görevinin başına geçti. PKK'lı teröristler Kaletepe üssüne saldırı planlamıştı. Bahtiyar Ersay Paşa'nın ilk görevi buradaki teröristleri etkisiz hale getirmekti. Teröristler tam 7 defa sızma girişiminde bulundu. Komutasındaki hudut kartallarıyla birlikte 207 teröristi beklemedikleri bir anda başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Çukurca'yı PKK'lı teröristlerden temizledi. Girilmez denen bölgeyi teröristlerin başına yıkarak Türk bayrağını göndere çeken kişi oydu. Komutasındaki askerler artık ailesi gibi olmuştu. Her anları birlikte geçiyordu. Birlikte yatıp kalkıyorlar, birlikte yiyip içiyorlar, birlikte namaz kılıyorlardı. Bahtiyar Paşa, bizim görevimiz vatanımızı savunmak. Bizim yaptığımız bir kahramanlık değil, vatan görevi. Her Türk subayı ve askeri vatanını korurken bizim yaptığımızı yapar. Ne başarı elde ediyorsak Mehmetçik'le elde ediyoruz diyordu. Onu tanıyan kişiler bana paşanın vatansever olmanın da ötesinde tam bir milletsever olduğunu söyledi. Çünkü o Türk-Kürt ayrımı yapmamış ve bir asker olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki tutumunu sergilerken örnek olmaya gayret göstermişti. O zamanının çok ötesinde bir komutandı.
askerleri için de çok güzel bir örnekti. Özellikle yakalanan teröristlere karşı tutumunda insan haklarını gözetmek konusunda çok hassas davranması, onu tanıyanların bana söylemeden geçmediği şeylerden biriydi. Bölge halkı üzerinde PKK tarafından oluşturulan algıyı yıkmak için de her şeyden önce bir insan olarak çok mücadele vermişti. Hatta karne gününde bir ilkokula giderek karne dağıtması da hem çocuklara karşı içindeki sevginin hem de bu algıyı yıkmak için verdiği mücadelenin güzel bir örneği olarak hala hatırlanıyor. Ardından Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı 7. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Son görevlendirmesiyle korgeneral rütbesi alarak Azerbaycan Görev Grup Komutanı olmuştu. Ardından üstün başarılarıyla Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanlığına atandı. Azerbaycan ordu üniformasını giyen Bahtiyar Paşa'nın bu fotoğrafı da sosyal medyada hızla övgü topladı. Bahtiyar Ersay Paşa'nın Azerbaycan ordusunun üniformasını giymesi tek ordunun önemli bir sembolü olarak görüldü. Bu görevinin ardından Ermeni medyasında endişe ortamı hakim oldu. Bu hamleden sonra Paşinyan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan tüm Ermeni askerlerini bölgeden çekeceğini söylemesi pek de tesadüf değildi. Azerbaycan ordusunda uzun zamandır değişimi hedefliyordu. Ordunun Sovyet modelinden çıkıp Türkiye modeline geçmesi için reformlar yapılıyor. 20 yılı aşkın bir süredir pek çok Azerbaycan ordusu mensubu asker Türkiye'de eğitim alıyordu. Şimdi bu reformlarda Ersay Paşa'nın büyük bir katkısı olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu bir arada eğitim, talim yapmıştır ve şu ana kadar da yapmaya devam etmiştir. Tek millet, iki devlet, tek ordu. PKK'ya kan kusturan kişi olarak tanınan Bahtiyar Paşa, şüphesiz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gösterdiği üstün başarı ve vatanseverliği Azerbaycan ordusunda da gösterecek. Özellikle Karabağ Savaşı'nda Ersay Paşa etkili bir isimdi. PKK'nın korkulu rüyası olan Bahtiyar Ersay Paşa, Karabağ'da da Asala'nın korkulu rüyası olmaya devam edecek. O gerçek bir Türk komutanı. Özellikle Kaletepe üstünden PKK'lı teröristleri temizleyerek bayrağımızı göndere çekmesiyle komutasındaki Türk askerleriyle birlikte kahramanlık destanı yazdı. 31 ay tutuklu kalması bile onun vatan sevgisine engel olmadı.